Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sazımızın kapağını takacağız. Şimdi kapak hakkında söylemek istediğim birkaç şey var. Standart bir kapak 3 parçadan oluşur arkadaşlar. Yani 3 ayrı parça değil de 3 bölüm. 3 bölümden oluşur. Eşiği koyacağınız yer, yani köprüyü koyacağınız yer şöyle çizelim. Çizgiler belli oluyor mu bilmiyorum. Yani o kısım, şöyle söyleyeyim, şu kısım, burası sizin taşıyıcı kolonlarınız arkadaşlar. Şuradaki lifler ve damarlar sizin taşıyıcı kolonlarınız. Yan taraflarsa, yani şu taraf ve şu taraf, kapağı üçe bölersiniz bu şekilde. Burası aktarıcı kolonlarınız. Birazdan anlatacağım ne manaya geldiğini. Bu kısımlarsa, bizim yanak dediğimiz kısımlarsa sizin direnç kolonlarınız arkadaşlar. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Yani daha doğrusu bu ne demek? Orta kısımda bulunan blok bütün basıncı üzerine çektiği için arkadaşlar, bu kısım, tellerin üzerine bastığı kısım. Burası en fazla direnç göstermesi gereken yer. En fazla mukavemet yapması gereken yer sazın. Şimdi kapak hakkında sorulan sorular var. Kapağın her yeri eşit kalınlıkta mı? Değil arkadaşlar. Hiçbir enstrümanın kapak kalınlığı her tarafta aynı değildir. Bu kemanda da böyledir, gitarda da böyledir, bağlamada da böyledir. Yani kapak kalınlığı 5 mm her yerde 5 mm değildir. Anlaştık mı arkadaşlar? Onu, kalınlığı, ölçüyü bulmayı daha sonra sesle, hani şu şöyle sesi arıyoruz ya arkadaşlar, onunla açıklamaya çalışacağım. Ama bunu bu şekilde bilmenizde fayda var. Orta kısım, yani şu bölüm, şöyle diyelim. Daha sonra şu bölümler, şu iki bölüm. Daha sonra da en yanlar. Burası köprünüzü taşıyan kolon. Burası köprüden gelen sesi yanaklara, yani basınç direnç kolonlarına aktaran kısım, aktarıcı blok. Burası da yanak, asıl taşıyıcı kısım. Yani asıl direnç gösteren kısım ve kapakla bağlantıyı, kapakla teknenin bağlantısını sağlayan kısım. Anlaştık mı arkadaşlar? Kapağınızı o şekilde düşünün. Şimdi bunu anlatmamıştım. Kapağı takmadan önce, bir hafta 10 gün önce kapağı açın arkadaşlar. Kapağı açmak ne demek? Kapak kesildikten sonra üzerindeki o tiftikli kısmı almak ve yaklaşık kalınlığa getirmek. Yani 7 mm ise iki yüzeyden de yarımşar milimetre alıp 6 mm'ye getirmek. Takacağınız kapağın kalınlığına göre tabii. Ve serbest bir şekilde asmak. Şu arkada göstermiştim, siz arkada görüyorsunuz şu anda. Serbest bir şekilde havayla temasını sağlamak. Bu neyi sağlar? Bu şunu sağlar arkadaşlar. Kapağın kendi gönyesini bulmasını sağlar. Yani kapak ne tarafa doğru gidecekse o esnada gider arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kapak bu tarafa doğru gitmiş. Yani böyle şu şekilde bir bomba yapmış. Demek ki kapak o şekilde takılmalı. Diğer taraf. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha çukur. Şöyle göstereyim. Ben elimi bastırdığım için şey görünüyor. Sanki bu taraf şişmiş gibi. Aynı şekilde. Yani bombe diğer tarafta arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi kapağımızı nasıl monte etmemiz gerekiyor? Başladığımız sazı aldık arkadaşlar. Ağız test üyesini yapmıştık zaten. Telefonu şöyle kamerayı yan yatıracağım arkadaşlar, sazı görebilirsiniz diye. Kapağımızı yerleştirdik. Kontrollerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten doğru bir yerleştirme olmuş mu olmamış mı diye. Önce bu masterla kapağın dikine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonu alacağım. Öyle göstereceğim arkadaşlar. Bu buradayken çok mümkün değil çünkü.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz kapağın bu kısmı temas etmiyor. Bu kısım yine temas etmiyor. Şu yanlar. Şöyle. Zaten şurada o açıyı görebilirsiniz. Burası benim eşiği koyacağım yer. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi. İki taraftaki farkı da görüyorsunuz, değil mi? Kapağım şu şekilde basacak. Ve burası 4 milimetre kadar aşağıya doğru düşecek arkadaşlar. Burası da aynı şekilde. Şöyle şurası basacak. Sanırım görülüyor arkadaşlar. Şunu gördük. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle baktığınızda iki tarafı da görüyorsunuz, değil mi? Eşit mesafede. Şuradaki açıklıkları. Daha sonra kapağımın yan tarafına geliyorum. Yine aynı şekilde şuradan itibaren sıfırdan yapışacak. Daha sonra da kapağımı boydan mastarına bakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Görünüyor mu? Şöyle. Sanırım görünmüyor. Tamam, onu da şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, mastarım nasıl oluyor? Alttan sızan ışığı görüyorsunuz, değil mi? Bakın. Kapağın birleşmediği yer öbür taraf görülüyor. Mastarım havada. Orası da görülüyor sanırım. Buraya kadar havada ve burada birleşiyor bilekte. Burası benim bastırdığım yer. Bu çizginin olduğu yer tam bileğin olduğu kısım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya buradaki mesafesi yaklaşık 1,5 milimetre arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu böyle ölçtük. Tesviyenin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Nasıl ölçeceğimizi de bilmiyoruz. Yani öyle düşünüyoruz daha doğrusu. Bunun sağlamasını ya da dengesini bulmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bu saz için 4 milimetre bir eşik hesap ettim. Bu ölçüyü yumuşak bir çalımla tutturabilmem için burguluk kısmında benim yaklaşık 1 milimetre kadar bir pay bırakmam lazım. Burada da 2 milimetre kadar bir pay bırakmam lazım. Yani 2'ye 1 oranında. Daha sonra tabii tekrar tesviyeyi yapacağım. Yani şu anda kaba hali böyle olacak. Bunu nasıl ölçebilirim? Çok basit arkadaşlar. Yani ölçüp almanız. Şu neodim mıknatıs dedikleri mıknatıslar arkadaşlar. Kalınlığı 2 milimetre. Bu da bildiğiniz sıradan pul. Kalınlığı 1 milimetre. Şimdi 1 milimetrelik pulu tam burguluğun oraya koyuyorum. Şöyle göstereyim. Tamamı göremiyorsunuz herhalde. Şurada pulum. Şimdi görünüyor herhalde. Mıknatısını da 2 milimetre olan kalınlığımı da bunun yerine metal para da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kapaktaki eşiğin olduğu kısma koyuyorum arkadaşlar. Yani 1 milimetre orada var, 2 milimetre de burada var. Bu hesaba göre sizin çıkacağınız eşik, bu saza ekleyeceğiniz, koyacağınız köprü kısmı, burası 2 ise yaklaşık 4'e 4,5'a tekabül eder arkadaşlar. Yani kapakta 2 milimetre çökme payı bırakırsanız eğer, 2 milimetre eşik payı bırakırsanız eğer teraziye aldığınızda eşiğiniz yaklaşık 4, 4,3 milimetre falan gibi bir ölçü çıkar. Şimdi bunu yaptık. Bakalım mastarımızda ne göreceğiz?
Evet. Telefonu tekrar alıyorum arkadaşlar bunu görebilmeniz için. Şöyle. Pulu gördünüz değil mi arkadaşlar? Buradan geliyor. Bakın kapakta hiç pay kalmadı. Burada da 2 milimetrelik mıknatısımız var. Yani şu anda biz saza bu şekilde tesviye atarsak eğer sazımız kesinlikle şu blokta şurada çarpma yapacak arkadaşlar. Bu şekilde sazımızı çıkaramayız. O zaman eşiğimizi 4 milimetre yaptığımızı düşünelim arkadaşlar. Tekrar bir mıknatıs ekliyorum. Evet. Bir de şimdi bakalım arkadaşlar. Eşiğimizi 4 milimetreye yükselttik. Bakalım bileğimizde ne oldu? Ha buradan görünüyor. Tamam. Evet bu görüntü hoş olmuş. Elimde tekrar yaklaşık 1 milimetrelik kalınlığında şu kullandığımız ince cetveller var ya arkadaşlar ondan var. Şimdi eşiğimiz 4 milimetre oldu. Şurayı görüyorsunuz mıknatısın olduğu kısmı. Şimdi tam bileğin oraya geldim. Ve cetvelim şu anda içeride. Bakıyorum arkadaşlar yüksekliğe. Tam 2 milimetre. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu tutmak biraz zor olacak. Neyse. Durdu arkadaşlar. Hemen düşmeden şunu size göstereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle görülüyor mu? Yükseklik 2 milimetre arkadaşlar. Şimdi bakalım aralığa. Bakın bu kısımda hiç oynamadık. Şurası. Gördünüz mü? Cetvel şu anda buraya girmiyor arkadaşlar. Şimdi burası yaklaşık 1 milimetre. Şu bizim pulumuz. Şurada gördüğünüz bizim pulumuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yüksekliğimiz de bu kadar. Şöyle görüntüyü netleştirebilirsem. Evet. Oradan devam ediyoruz. Ve eşiğimize geliyoruz. Burası 4 milimetre oldu arkadaşlar. Şimdi burası 2 milimetre oldu. Burası 4 milimetre oldu. Burası 1 milimetre oldu arkadaşlar. Şimdi 1 milimetre üst eşik için çok abartılı arkadaşlar. Peki ne yapacağız o zaman? Burayı kapağa taktıktan sonra bu şu anda yaptığımız kapağın kaba işlemi arkadaşlar. Kapağa taktıktan sonra bilekten kapaktan çünkü kapağı ben 4,5 milimetre bırakacağım. Kapak şu anda 5-5,5 milimetre kalınlığında. Yani 1-1,5 milimetre kapağın üzerinde oynama yapacağım daha. Tekrar bombe vereceğim. Yanaklardan. Ve bilekten şu kısmı düşüreceğim. Hani çekme payı diyorsunuz ya arkadaşlar. Şu çekme payı. Burayı yaklaşık 0,75 gibi bir şeye düşüreceğim. Onun 0,35-40'ı çekme payı olacak. 0,35-40'lık kısmı da koyacağım eşiğin yüksekliği olacak arkadaşlar. Yani onu ona göre hesap ediyorum. Yani 40 mikronluk, 45 mikronluk bir eşik koyacağım oraya. Artı 40 mikronluk falan da bir şey, çekme payı. O da yaklaşık 80 mikrona denk geliyor. Hani sentille göstermiştim ya oradaki kısmı. O şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken hesap kısa sapta arkadaşlar genellikle. Buraya koyduğunuz köprü kısmına koyduğunuz şey sıfır aldığınızda yani bilek sıfır. Bilek sıfır. Köprüye 2 milimetre koyarsanız eşiğiniz takribi 4.3 civarında çıkar. Bu ideal bir eşik ölçüsüdür. Yani ne diyoruz? Eşik 1. Bilek 0. Köprü 2. Çıkacak olan şey şu. Köprünüz 4.3. Çalım rahatlığınız 2.3-2.5 aralığında.
Burası da 0,40 mikron. 0,45 mikron aralığında. Yani neredeyse hani 1'e 10 gibi şey düşünün. 4,5 santim 45 mikron. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bölünerek gidiyor gibi düşünün. Yani 4, 2, 40 mikron. Anlaştık mı arkadaşlar? Şuradaki olayınız 2, 2,5, 3'ü geçerse çalım çok zorlaşacağı ve direnç çok fazla artacağı için zaten çok fazla basınca hem kapak hem sap mukavemet gösteremeyecektir arkadaşlar. Bu konuyu anladık mı bilmiyorum arkadaşlar. Kapağı bu şekilde oturtacağız. Şimdi kapak için birkaç tane video çekeceğim. Buradaki ölçeklendirmeyi daha pratik nasıl yapabiliriz diye merak ediyorsanız. Ben şimdi bunu ağaç mastar kullandım. Metal mastar kullanalım arkadaşlar. Şimdi mastarlarda bir espri var arkadaşlar. Şuradaki çizgi benim gönyemin tam merkezi. Bu merkezi belirleyin. Gönyenizin tam ortasını belirleyin. Bileği ölçerken burada bir çizgi varmış gibi sıfır ölçün arkadaşlar. Yani şu ağırlık dengesi bozulmasın. O zaman yanlış tesviye alırsınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bu çizgi benim kapağın üstüne çizdiğim çizgiye denk gelecek. Şimdi evet, aynı şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bahsettiğim olayı anlatayım size. Bakın arkadaşlar, mastarınızda o çizgi. Bakın şu kapaktaki çizgi bu mastarın çizgisi. Şimdi bu kamerayla çok net olmuyor ama yani şu çizgiyle şu çizgi, kısa çizgiyle uzun çizginin birbiriyle çakışması lazım. Şimdi mıknatısı metal mastarda kullanırsanız daha rahat arkadaşlar. Böylece ölçmeniz daha kolay olur. Şöyle. Mıknatıslar metale yapışacağı için. Aynı şekilde şöyle pulu görebiliyor muyuz? Arkadaşlar bu kamerayla çekim yapması çok zor. Evet, pulumuz da şurada. Yine mesafemize bakalım. Şöyle. Pul burada arkadaşlar. Gördünüz mü? 1 milimetre. Devam ediyor. Şuradan ışığı görebilirsiniz. Devam ediyor. Bileğe geldi. Bakın çizgide buluştu. Biraz önce bahsettiğim çizgi vardı ya. Kapaktaki çizgiyle teknedeki çizgi. Yani benim bileğimin tam merkezi burası. Sazın bileğinin tam merkezi burası. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 1,5-2 metre bir pay var. Daha sonra yükselerek gidiyor. Ve sonlanıyor. Şimdi buradaki gölgeden de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu açılı bir şekilde gidiyor. Yani en sona geldiğinde, şu kısma geldiğinde tarağa bağlayacağımız yer var ya, oraya geldiğinde yükselmiş oluyor. O da kapağı arkaya doğru yatırdığımız için arkadaşlar. 4 milimetrelik bir eşikle görüntünüzün şu olması lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu kapağı keseceğiz, yapıştıracağız. Siz de olayı daha net anlayacaksınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu ölçü alma olayını bu şekilde pratik yapabilirsiniz. Ha, benim gözüm alıştı diyorsanız eğer, yani göz kararı da yapabilirsiniz ama eğer onu yapamıyorsanız bu şekilde pratik çözümler bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kapağımızı keseceğiz, yapıştıracağız arkadaşlar diğer videoda.